Birincisi, teklifin anayasaya açık aykırı olduğu, yaşam hakkını savunmadığı çok ortada. O yüzden dolayı Anayasa Mahkemesi ile ilgili süreci hep birlikte değerlendireceğiz. Arkadaşlarımız çalışacaklar ve sağlıklı bir çevre hakkı insanlar için gerekli ve özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulunarak halk sağlığı açısından, toplum sağlığı açısından da çok büyük bir risk alındı. Hepsini birden değerlendirip Anayasa Mahkemesi'ne kanunu götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız. 4,5 yıldır bizim bütün başvurularımızda Anayasa Mahkemesi önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını 4,5 yıldır uygulamıyor. Burada bundan vazgeçmelerini ümit ediyoruz. Ben özellikle tabii buna itiraz eden herkese, muhalefet milletvekilleri, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi grubuna çok teşekkür ediyorum. Hatta çok yaşanmayan bir şey olacak. Şimdi biz sabah 4'te bir kapalı grup toplantısı yapacağız. Çok uzun sürmeyecek ama grubumuza 2,5 aydır inanılmaz bir performansla doğru bildiklerini savunuyorlar, yanlışlara engel oluyorlar. Bu yasada eğer Cumhuriyet Halk Partisi grubunun, grup başkan vekillerinin, grup yönetiminin ve tüm milletvekillerimizin üstün gayretleri ve kararlılığı olmasaydı ötenazi geçip gitmişti. O kararlılıkla geldiler.